Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem hazirun, Fetih sureleri tefsirinin ikinci dersinizle şu anda karşınızda bulunuyorum. Bugünkü dersimizin ana başlıklarını müsaade ederseniz kısaca bir arz etmek istiyorum. Genel hatlarına, meselelerine bir bakalım. Bir giriş bölümümüz var. Ardından Fetih Suresi'nde 3 defa tekrarlanan Sekine'den bahsedeceğiz bugün. Sekine hakkında bilgi verdikten sonra Fetih Suresi'nde geçen 3 Sekine ayetinin detaylarına ineceğiz. Daha sonra günümüze bakan yönlerini ortaya koymaya çalışacağız. Ve sonuç cümlelerini de söyleyerek bugünkü programı bitirmiş olacağız Allah'ın izni ve keremiyle. Giriş cümleleri olarak söyleyebileceğimiz bazı şeyler var. Fetih suresinde 3 ayette Sekine'den bahsedilmesinin ben çok dikkat çekici bir şey olduğu kanaatindeyim. Sekine'ye duyulan ihtiyaç ve bu ihtiyaçtan sonra müminlerin tarih boyunca üzerlerine sekine indiği ve Fetih suresinin sıkıntıları bitirdiği zaten bilinen çok yaygın bir bilgi. Fetih suresinin 3. ayetinde ve yansurake Allahu nasran aziza ayeti de Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın bir yardımı olduğunu bahsediyor ve büyük bir yardım, çok önemli, şerefli, aziz bir yardım olduğunu, bu yardımın da maksadının sekine olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sekinenin ne olduğunu biraz detaylandırarak anlatmaya ihtiyaç var. Sekine, Allah'ın müminlere bahşettiği sükunet ve güvendir. Ayrıca sekine, sakin olmak, durmak, susmak manasındaki sükun kelimesinden türemiş, ağırbaşlılık, vakar, rahmet duygusu, güven, kişiyi teskin eden şey manalarına da gelir. Sekineye müminin kalbini teskin eden ve ona güven veren melek, şehvete meyletmekten alıkoyan akıl, korkunun yok olması durumu anlamları da verilmiştir. Bu güven duygusunun müminlere göklerin ve yerin orduları ile verildiği anlaşılıyor. Fetih suresindeki ayetlerden. Şiddetli üzüntü ve korkudan sonra melekler vasıtasıyla veya başka yollarla kalplerin sükun ve itminan bulması da sekinedir. Sekine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e, müminlere ve İsrail oğullarına atıfla 6 defa geçmektedir farklı ayetlerde. Bunların 5'inde Allah'ın Resulü Ekrem ile müminlerin üzerine ya da kalplerine huzur indirdiği ve onları meleklerden oluşan ordularla ve zaferle desteklediği belirtilmekte. Sadece birisinde ise İsrail oğullarına ait sandığın içinde kendileri için Rablerinden bir sekinenin, ayrıca Musa ve Harun aleyhisselam hanedanlarından bir kalıntının bulunduğuna işaret edilmektedir. Bunu birazdan detaylandırmaya gayret edeceğim inşallah. Sekine nerede hissedilir diye bir soru soracak olursak, sekinenin yeri kalptir. İslam ümmeti, İsrailoğulları gibi dışarıdan bir delile ihtiyaç duymadan sekineyi kalbinde hisseder. Bunun aksine İsrailoğulları ise savaşlara giderken yanlarında bir sekine sandığı taşırlardı. Bunun detayları Bakara suresinin 248. ayetinde detaylı olarak bildirilmektedir. Ve İsrailoğullarına sekine gelince, kalplerine sekine gelince bir esinti meyleder kalplerine, gönül hoşnutluğuna ulaşırlardı. Bu sekine kökünden bıçağa da Arapça sikkin denir. Kendisiyle başka şeyler kesildiğinden dolayı denir bu. Sükunet ve gönül hoşluğu hareketin zıttıdır. Hareket bir nakil ve yer değiştirmedir. Sekine ise bir doyum noktası ve dinginliktir. Peki bu sekine nasıl ortaya çıkar? Elbette ki
ağır imtihanlar ve ağır şartlar sonucunda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Kuşeyri Risalesi'nde çok önemli bir hususu bahsediyor. Diyor ki, İsrailoğullarına bahşedilen sekine, ümmetin Muhammed'e bahşedilen sekineden farklıdır ve ikincisinin lehine, yani Müslümanlara verilen sekinenin üstünlüğü dikkat çekicidir. Buna göre İsrailoğullarının sekinesi, düşmanla kendi aralarında el değiştirip duran bir sandığa konmuşken, Muhammed ümmetininki asla düşmanın eline geçiremeyeceği, hiçbir yaratılmışın otoritesinin işlemediği, sadece Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu altında bulunan bir yere, yani kalplere indirildiğini söylüyor. Kurtubi ise tefsirinde Buhari'de geçen bir hadis-i şerifi delil alarak diyor ki, sekinenin bir ruh olduğu veya ruhu olan bir yaratığa işaret ettiğini söylüyor. O geçen hadis-i şerif de şudur. Bir kişi Kehf suresini okuyordu. Yanında iki uzun iple bağlı olan atı duruyordu. Bu sırada etrafını bir bulut kapladı ve bulut ona yaklaşmaya başladı. At bu durumdan ürktü. Sabah olunca o kişi Resulullah'a gidip bu olayı anlattı. Hazreti Peygamber de buyurdu ki, o sekine idi, Kur'an için inmişti diye söyledi. Ve bu olayı Kurtubi delil göstererek diyor ki, sekinenin bir ruh olduğu veya ruhu olan bir yaratığa işaret ettiğini bize haber veriyor. Şimdi bu meyanda sekine ile iman ilişkisinden biraz bahsetmemizde fayda var. Demiştik ya, olağanüstü durumlarda nefis kendini koruma içgüdüsü ile telaş ve heyecana kapılır. Yürekler kabarır, canlar dudağa gelir. Bütün bu hallerde Allah'tan da biz yardım talep ederiz. Tevbe ve istiğfarlar neticesinde gelen kalp sükuneti, güven duygusu, korkuların yok olması da sekinedir. Dar zamanlardan geçerken Efendimiz arkadaşlarına tevbe ve istiğfar etmelerini emretmişti. Eğer bu kurala uyulursa mutlaka sıkıntının ardından sekine gelecektir. Fetih suresinin 23. ayetinde bir Allah'ın sünnetinden bahsediliyor. Allah'ın sünnetinin kanununun bu olduğu ve Allah'ın nizamında hiçbir değişikliğin bulunmadığı söyleniyor. Demek ki bu kural böyle işliyor. Sıkıntı, ardından tevbe istiğfar, ardından sekine ve imanın artması şeklinde işlediğini söyleyebiliriz. Evet, sekine sonucunda iman artar. Halbuki tek başına iman soyuttur. İbadetler imanı biraz daha pekiştirip sağlamlaştırır, kalıcı kılar. Başa gelen olaylar, bela ve musibetler de bu şekilde imanı artırır, pekiştirir, kalıcı yapar. Kuvvetli iman hayatın her safhasında iyi ve kötü günde huzur ve güven duygusu verir, kalbe sekine indirir, sekine inen kalbin ise imanı artar. Bu bağlamda biraz da İsrailoğullarına verilen ahit sandığından bahsetmekte fayda var. Allah ile İsrailoğulları arasındaki ahdin sembolü olan 10 emirin yazılı bulunduğu levhaların muhafaza edildiği bir sandıktı bu. İbranice'de Aron HaKodesh denilen bu sandık, eski ahitte ahit sandığı, şehadet sandığı, tanrı sandığı gibi muhtelif isimlerle anılmakta. Kur'an ise bu sandığa tabut demektedir. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اَيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَتِيَكُمُ التَّابُوتُ Bakara suresinde geçen ayette tabut diye geçmektedir. Hazreti Süleyman sandığı mabedin Kudsül Akdes denilen bölümüne yerleştirilmiş. Fakat sandığı açtırdığında içinde sadece iki taş levha bulunduğu görülmüştür. Buhtun Nasır döneminde mabet tahrip edildikten sonra bu ahit sandığı ortadan kaybolmuştur. Sandığın daha sonraki durumunun ne olduğu ise bilinmemektedir. Mescid-i Aksa'da Yahudilerin, yani İsrail'in zaman zaman yapmaya çalıştığı kazıların sebeplerinin bu sandığa ulaşmak olduğuna dair bir takım rivayetlerde bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ahit sandığından Talut'un kral oluşu sebebiyle bahsedilmektedir. Peygamberleri tarafından uzun süredir İsrailoğullarının elinde bulunmayan tabutun geri geleceği
Bunun da Talut'un krallığına alamet olacağı bildirilmiştir. Ayrıca sandıkta Allah'tan bir sekine ile Musa ve Harun ailesinin geride bıraktıklarından bazı şeyler bulunduğu ve sandığı meleklerin taşıdığı ifade edilmektedir. Bu ayette geçen tabut yani sekine, Musa ve Harun ailesinden geride kalanlara dair tefsirlerde birbirlerinden çok şeyler, rivayetler var. Sandığın içinde olanlarla alakalı. Bunların bazılarının Hazreti Musa veya Harun'un asası, elbiseleri, çarıkları, Hazreti Musa'ya verilen tabletlerin bir kısmı, çölde İsrailoğullarına yiyecek olarak indirilen men diye geçen Kur'an-ı Kerim'de kudret helvası olarak bilinen şeyden bir parça, ilim ve Tevrat ya da Allah yolunda cihad olduğu şeklinde farklı açıklamalar olduğunu biz biliyoruz. Sekine herhalde bu şekilde anlaşılmıştır kanaatindeyim. Şimdi Fetih suresinde geçen 3 sekineyi açarak biraz dikkatlerimizi buraya vermemiz ve Fetih suresinde 3 defa sekinenin geçmesinin ne manaya geldiğini detaylı olarak anlamaya beraberce gayret edeceğiz inşallah. Birincisi, Fetih suresinin 4. ayetinde Estağfirullah. Huvellezî enzele's-sekînete fî kulûbil-mü'minîne liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim ve lillâhi cunûdus-semâvâti vel-ard ve kânallâhu alîmen hakîmâ ayeti ile Allah'ın orduları olduğu ve Allah'ın ordularıyla müminlerin kalplerine sekine indirildiğinden bahsediliyor. Ayetin tam meali de şu: İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine sekine, güven duygusu indiren Allah'tır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir Allah diye ayet-i kerimenin meali de bu şekilde. Korku anlarında geri durmanın mümince bir davranış olmadığı anlaşılıyor bu ayet-i kerimeden. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Gerektiğinde yardıma koşar deniyor. O halde korkmaya gerek olmadığı, Allah'ın istediği şekilde kötülüğün, inkar ve zulmün ortadan kalkması için iman sahibi kişilerin mücadele etmesi gerektiği anlatılıyor. Başarılı oldukları gibi bazen başarısız da olunabileceği, sıkıntıya düşseler bile doğruluk ve adaletten asla sapmamaları gerektiği, Allah'ın yardımının da bundan sonra geleceği ifade ediliyor. وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Rum suresindeki ayete göre müminleri desteklemek, müminlere yardım etmek bize düşen bir borçtur diyor ayet-i kerime. Göklerin ve yerlilerin orduları Allah'ındır ayetinin Fetih suresinde 2 defa tekrar edilmesi çok kuvvetli vurguya işarettir. 2. ayette münafık ve müşriklerin zikredilmesi onların bu gerçeği ihmal ettiklerini göstermek içindir. Varlık aleminin en büyük gücü ve kuvveti Allah'ındır. Bir anda harekete geçebileceği gibi, bir anda harekete geçirebileceği sonsuz sayıda meleği vardır. Hiçbir zorba ve inkarcı ordusu onların karşısında bir an bile duramaz, darmadağın olurlar. Gökleri ve yeri tutan, yukarıda aşağıda var olan bütün kuvvetler Allah'ındır. Dilediğine dilediği gibi yardım eder. Müminlerin kalbine indirilen sekine de onun ordularından sadece biridir. Allah'ın göklerde ve yerde ordularının zikredildiği ilk ayette müminlerden bahsedilmesi bir hikmete bağlıdır. Bu ifade tarzı Allah'ın rahmet orduları bir de azap orduları bulunduğuna dair bir işarettir. İlkinden maksat rahmet orduları, ikincisinden maksat ise azap orduları olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu ayetten anlaşılıyor ki sekinenin mekanı hissedildiği yer kalptir. Zira ayet-i kerime kalplere sekine indirdiğinden bahsediyor. İkinci grup ayette ise sekine bir dava şuuru ile beraber zikrediliyor. Fetih suresinin 18 ve 19. ayetinde Estağfirullah. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَكْ زَلَسْتَك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا
ve mağanime kesireten ya'khuzunha ve kanallahu azizen hakima ayetleri. Muhakkak ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlası, davalarına bağlılığı bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onlara karşılık olarak hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah aziz ve hakimdir. İçinde sekine geçen bu ayette incelemeye değer pek çok hazine değerinde meseleler gizlenmiştir. Sekinenin samimi biat neticesinde geldiğine şahit oluyoruz. Biat-ı Rıdvan'dan sonra. Biat, bizim bugün gündelik hayatımızda olmadığını düşündüğümüzden ne manaya geldiğini pek iyi anlayamıyoruz. En azından ben anlayamıyorum. Müslüman bir ana babadan doğup İslam'ı hazır bulan toplumlar olarak dinin kıymetini çok bilemiyoruz. Biat etmenin şimdilerdeki adı ise bir dava şuuruna sahip olmak olmalıdır. Dava şuuruna sahip olmak ise her türlü sıkıntıya göğüs gerip doğru bildiği yolda ilerlemek, gerisin geri dönmemektir. Dava şuuruna sahip olanlar biat etmişler demektir. Kalplerde olanı Allah bilir diyoruz. Biat edenlerin kalbindeki doğruluk ve samimiyetlerini, müşriklerin hareketlerine karşı üzüntü ve heyecanlarını Allah-u Teala elbette biliyordu. Gönderdiği sekine bundan dolayıydı. Müminlerin kalplerini o gün gerilen ortamdan sonra müminlerin kalplerini Allah-u Teala Hudeybiye anlaşmasıyla sulha alıştırıyordu. Ve onları yakın bir fetihle mükafatlandırdı. Fakat daha ortada somut bir fetih yokken Kur'an yakın bir fetihten bahsediyor. Bu fetih Hayber'in fethi ve elde edilen ganimetler dense de asıl fetih Hudeybiye anlaşmasından sonra fevç fevç İslam'a girenlerin sayısının çokluğudur diyebiliriz. Bu bağlamda dava şuuruna sahip olma ve sekine bağlamında bahsetmemiz gereken önemli bir alt başlık ise sadakat ve fedakarlıktır. Fe'alime mâ fî kulûbihim ayetinde kalplerde olanı Allah gördü, yani niyetlerin ne olduğunu gördü ayetinin de izahı şudur. Efendimiz bir rüya görmüştü. Geçen hafta bundan bahsettik. Sahih ve vahiy cinsinden olan bu rüya zahiren gerçekleşmemişti. Sadakatten ötürü ses çıkarmayıp biat edenler çoğunluktaydı. Kimisi de Efendimizin hareketlerini taklit ederek fedakarlıkta bulunup biat ediyordu. İşin aslını anlayamasa da biat ediyordu ve biat etmek için gayret ortaya koyuyordu. Hazreti Ömer'in Efendimiz'e gelip bir takım itirazlarda bulunması, hiçbir korku ve endişe duymadan hep birlikte gidip Kabe'yi muazzamayı tavaf edeceğimizi, kiminin başını kazıtacağını, kiminin de saçını kısaltacağını söyleyen sen değil miydin diye Efendimiz'e itirazlarda bulunması ve Efendimiz'in buna karşılık muhteşem bir cevabı, ben bu sene demedim cevabı ise müminlerin kalbindekilerini ortaya koymalarının tezahürü olsa gerektir. Büyük fetihler yakında deniyordu halbuki. Fakat içinde bulunan zaman dilimiyle bu bağdaşmıyordu. Çünkü fetih yerine aksine bir zillet hissediyorlardı. Efendimiz kurbanlarınızı kesin, tıraş olun, ihramdan çıkın emrini bile içselleştirememişlerdi o gün. Anlaşma şartları onlara çok ağır geliyordu. Ve bu ayetler indikten sonra yolda, dönüş yolunda büyük bir fetih ve bol ganimet müjdesi verilince kalplerindeki biat ettikleri şey iyice yerleşmişti. Elde bir şey yokken herkesin kalbine bir sekine ve bu sekineyle sulha alıştırılmıştı. Ali Bulaç tefsirinde diyor ki Hudeybiye Anlaşması'nın neticelerinden, en önemli neticelerinden birisi İstanbul'un fethi ve İstanbul'da Müslümlerle gayrimüslimlerin bir arada yaşaması da diyor Hudeybiye sulhunun neticelerinden bir tanesidir diyor.
Fetih suresinde geçen 3. Sekine ayetleri ise biraz daha enteresan. Bu ayetlerde bir taassup, bir fanatizm ve sekineden bahsediliyor. Bu ayetler de şunlar. 26. ayet. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَم۪يَّةَ حَم۪يَّةَ الْجَاهِل۪يَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا. Hani o inkarcılar kalplerine enaniyet, cahiliye taassubu ve fanatizmi, tarafgirlik yerleştirdikleri o sırada Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine bir sekine indirmişti. Huzur ve güven duygusu vermişti. Takva kelimesini Allah onlara yoldaş etti. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Bu ayette geçen hamiye kelimesi ve bunun iki defa tekrarlanıp birincisinde hamiyete, ikincisinde hamiyetel cahiliyeti denmesinin bir izahı olması lazım. Bu ayette geçen hamiyet iki defa geçmesinin de bir sebebi olması lazım. Hudeybiye Anlaşması'nın söz konusu edildiği bu ayette anlaşma sırasında müşriklerin Müslümanlar karşısındaki inatçı ve uzlaşmaz tutumları hamiyet olarak adlandırılmış. Ayrıca bunun bir cahiliye hamiyeti olduğu ifade edilmiş. Aynı ayetin devamında Allah'ın peygambere ve diğer Müslümanlara sekinet verdiği bildirilmiştir. Müfessirlerin çoğuna göre hamiyet, esas itibariyle kötü bir sıfat olduğu için cahiliyeye, iyi bir sıfat olan sekine ise Allah'a izafe edilmiştir. Tefsirlerde sekinet hakkında yer alan sabır, teenni, vakar gibi açıklamalar bu kelimenin hamiyetin zıttı olarak kullanıldığı kanaatini vermektedir. Hamiyetel cahiliye tabiri, cahiliye asabiyeti şeklinde de açıklanmıştır ki bu kavram bazen zaman zaman olumlu anlamlarda da kullanılmıştır. Özellikle İslam ahlakı literatüründe ise hamiyet çoğunlukla gazap gücünün yerinde harekete geçmesinden doğan bir erdem olarak da zikredilmektedir. Hudeybiye Anlaşması'nın maddeleri yazıya geçilirken Besmele'deki Rahman'a bile itiraz etmişlerdi. Suheyl bin Amr, Rahman da ne? Biz onu bilmiyoruz. Allah'ın adıyla yaz diye itiraz etmişti. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yazılmasına bile itiraz etmişlerdi. Muhammed bin Abdullah yaz demişlerdi. Fanatizmi, taassubu kaynattıkça kaynatıyorlardı. Hazreti İbrahim'den bu yana devam eden kadim geleneği kenara bırakıp ihramlı bu insanları Mekke'ye almıyor, Beytullah'tan mahrum etmeye çalışıyorlardı. Peki bu durumun ortaya çıkmasının, yani gerçeği, hakkı, kabule mani durumun ne olduğunu izah edecek olursak, bugünkü ifadeyle fanatizm ve taassup diyebileceğimiz hamiyeti Allah-u Teala'nın bu ayetlerde eleştirdiğine şahit oluyoruz. Önemli bir şey, iki defa vurgulayıp tekrarlaması, sakın hamiyete, taassuba, fanatizme bulaşmayın demektir. Cahiliye fanatizmi yerinde olmayan manasız taassup yahut hakkı kabule mani olan durum diye tarif edilebilecek şeydir. Hamakat derecesindeki kibir, önüne geçilemeyen kibir demektir. Müslümanların karşısına durmuş, ihramlı insanları Allah evine almıyor ve bu sene olmaz, seneye gelin diyorlardı. Bu da derin bir psikolojik saplantının işaretiydi. Bu tavırlar elbette ki Müslümanları çok üzüyor, incitiyor, savaş kızıştırıyordu. Allah müminlerin kalbine bir sekine indirdi ve ortalık yumuşadı. Hilm ve vakar ile yumuşadılar, yatıştılar. Efendimiz bir ara teklifte bulundu. Kabe'yi boşaltın, biz yalnız olarak tavaf edelim dedi. Süheyl bin Amr, Araplar Kureyş sıkışmış da bu teklifi kabul etmişler der diyerek geri çeviriyor, taassubundan geri durmuyordu. Bu başlık altında ele alacağımız önemli şeylerden birisi de mümin taassubu. Anlaşma maddelerinden biri de
sığınmacılarla ilgiliydi. Medine'li Müslümanlardan biri Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecek, Mekkelilerden birisi Medine'lilere sığınırsa iade edilecekti. Bu madde mütekabiliyeti olmayan çok ağır bir maddeydi. Tam da bu sırada anlaşmanın daha imzası kurumadan Süheyl bin Amr'ın evinde hapsettiği oğlu Ebu Cendel bağlarını koparak gelerek Efendimiz'e sığınmıştı. Anlaşmanın daha mürekkebi kurumadan gelen Ebu Cendel'i babasına teslim ettiler. Fakat buna çok ciddi itirazlar oldu. Hazreti Ömer çok ciddi itirazlarda bulundu. Dedi ki sen Allah'ın elçisi değil misin? Biz doğru yolda değil miyiz? Bize düşmanlık edenler batıl yolda değil mi? O halde neden dinimiz konusunda bu zillete katlanıyoruz diye itirazlarda bulundu. Efendimiz'den geri adım atmak konusunda bir ümit göremeyince Hazreti Ebu Bekir'e gitti. Ondan aldığı cevap da çok enteresandı. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e diyordu ki behey adam şüphe yok ki o Allah'ın Resulüdür. Allah'a isyan edilecek değil ya. Onun Allah'ın Resulü olduğunu ben de biliyorum diyordu Hazreti Ömer. Hem onun yardımcısı Allah'tır. Ölünceye kadar sen onun peşinden bir milim ayrılma diyordu. Ondan da Hazreti Ebu Bekir'den de yüz bulamayınca Hazreti Ömer bir köşeye çekilip dişlerini sıkıp çaresizce sabrediyordu. Ne zaman vaat edilen apaçık fetihleri vicdanında gördü, o zaman geri adım atmayı bildi ve kendisi ömür boyu o gün Hudeybiye'den sonra yaptığı itirazlar için hem istiğfar ettiğini hem sadaka verdiğini, bu da bize şunu gösteriyor. Eğer bir mümin taassubundan geri durmazsa onun için fazilet olmaz. Taassubundan geri adım atması mümin için fazilettir. Peki fanatizmin ilacı nedir? Taassubun ilacı nedir? Buna bir de bakmak lazım. Bu yine bu ayetin içinde gizli. Fanatizmden kurtulmanın çaresini yine bize bu ayetler öğretiyor. Ve elzemehum kelimete takva diyor. Üzerine sekine inen müminlere takva gereklidir. Takva, Allah'ın korumasına girmek, emrini tutup azabından korunmak demektir. Takva, sebat ve ahde vefadır. Yani yaptıkları anlaşma maddelerine uymaktır o an için. فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Kim sözünden dönerse, kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünden dönerse, Allah sözünde durursa, Allah ona pek büyük mükafatlar verir. Fetih Suresi 10. ayette bu açıkça izah edilmektedir. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler diye devam eden bu ayet, takvalı olmanın mümin sıfatı olduğunu bildiriyor. Mekkeliler bu fanatizm yangınına yakalanmışken Allahu Teala bu kader denk bıçak sırtı noktada müminlerin kalbine sekine indiriyor. Sekinenin ilk tezahürü Efendimiz'de görünüyordu. Ne olduğunun çok farkında olmayanlar onu takibe almışlar. Ona bakarak teskin olmuşlar ve Mekkelilere fark atmışlardı. Onları motive eden yegane şey ise takvaydı. İtaat ettiler, kurtuldular. Sözünde durma ve yerine getirme müşriklerden ziyade müminlere yakışan bir davranıştır. Çünkü Allah onlardan razı olduğunu söylüyor ayetlerde. Müşrikler değil, müminler korunmaya daha layıktır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Peki bu olayların, yani bu sekine olayının, Fetih Suresi'nde geçen 3 tane sekine olayının günümüze bakan yönleri var mıdır acaba? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum çok fazla uzatmadan. Bir kavme, bir ırka, etnik gruba, milli değer veya devletin çıkarına taassup derecesinde zulmedenler cahiliye asabiyeti içindedir bugün de. Kendi grup veya zümre çıkar adına başkasına haksızlık, ona üstünlük taslamak, zayıflara karşı kibir davranmak, hak ve hakkaniyete teslim olmamakla adaleti reddetmek, her işte lider ve önde olma hali psikolojik saplantının dışa vurum halidir. Allah'ın orduları yardıma koşar diyordu ayetlerde. O halde korkmamıza gerek yok. Korku anlarında davadan geri durmak,
hizmetten geri durmak mümince bir davranış mıdır diye bir soru sormamız lazım ki değildir. Küfrün, inkarın, kötülüğün ve zulmün ortadan kalkması için iman sahibi kişilerin bununla mücadele etmesi gerekir. Kalplerimizde olanı Allah biliyor. Kalbimizdeki doğruluk ve samimiyetlere karşılık, zalim bir güruhun zulmüne karşı korku, üzüntü ve heyecana rağmen sağanak sağanak kardeşlerimizin, abilerimizin, bacılarımızın, çocuklarımızın üzerine sekine yağıyor. O gün müminlerin kalplerini sulha alıştıran Allah bizi de bu süreçte nelere alıştı? Şöyle kısaca yakın geçmişe bakarsak bunu görebiliriz. Ve onları, o gün sahabileri yakın bir fetihle mükafatlandırdığı gibi bizleri de yakın zamanda ne ile mükafatlandıracağını bilemiyoruz. Fakat ne ile mükafatlandırırsa mükafatlandırsın, geleceğe ümitle bakıyoruz. Fanatizm ve taassup diyebileceğimiz hamiyeti Allah eleştiriyor demiştik. Bizim dahi de geride bırakıp eleştirdiğimiz toplumu, yani Türkiye toplumunun bu özellikleri de bizde bulunuyorsa, eğer Türk toplumunun taşıdığı bazı vasıfları üzerimizde taşıyorsak, bundan vazgeçmeli ve bu konuda tevbe istiğfar etmeliyiz. Ve elzemehum kelimete takva, müminlere takva gereklidir ayetinin gereğini yerine getirmeliyiz. Cahiliye asabiyeti ve fanatizm insan kalbinde yangınlar tutuşturuyor. Tahrikkar, yıkıcı, zarar verici duyguları harekete geçiriyor. Bu fanatizm anaforuna kapılan kişilerin mantıklı ve sağlıklı düşünme melekelerini kaybettiğine şahit oluyoruz. Başkalarına zarar vermekten başka da bir şey düşünemediklerine şahit oluyoruz. Fanatizm yangınına tutulmuş kitlelere karşı müminlerin sekineye çok ihtiyaç duydukları bir zaman dilimi yaşıyoruz. Bu dönem Allah'ın izni ve keremiyle imanların artırıldığı bir dönem olacaktır. İmanı artan topluluklara yakın gelecekte büyük işler gördürecektir Allah. Avcının hikaye anlatması bitip aslanlar hikayelerini anlatmaya başladığında bizi nelerin beklediğine şahit olacağız inşallah. Sekinenin gelmesinin en önemli referansının sağlam iman olduğunu söylüyor büyüğümüz. Hicret esnasında sekine nazil olmuştu. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te böyle bir itminan duygusunun geldiğini ve Allah-u Teala'nın gökten sağanak sağanak sekine indirdiğini zaten hepimiz bilmekteyiz. Son olarak sonuç cümlelerini de söyleyerek bugünkü dersi bitirmek istiyorum. Sekine sakin olmak, durmak, susmak manalarına geliyordu ya, bundan dolayı şu süreçte sakin olmalı, durmalı, durulmalı ve susmalıyız. Ayrıca ağırbaşlılık, vakar, rahmet, güven, kişiyi teskin eden şey gibi manalara geldiğine göre ağırbaşlı ve vakur davranmalıyız. Bir asra yaklaşan hayatı boyunca üstadımızın hayatında buna şahit olduk hepimiz. Hepimiz üstadın hayatını az çok biliyoruz. Üzerimize sekinenin gökten sağanak sağanak yanmasını istiyorsak, dava şuuruna sahip olmalıyız. Kendimizi düşünmekten ziyade davamızı düşünmeliyiz. Dava şuuruna sahip kişiler, biat ettiklerini de asla unutmamalıdırlar. Verdikleri gönül sözlerine vefa göstermelidirler. Eğer bunu yapabilirsek, Allah-u Teala'nın vaadi gerçekleşecektir. Müminleri desteklemek bize düşen bir borçtur diyor ayet-i kerimede. Böyle buyuruyor Allah-u Teala. Fakat sürdürülebilir olmayan taassup, fanatizm ve radikalizm karşısında mutlaka ama mutlaka sabırlı olmalıyız. Sabrın arkasından Allah'ın yardımı elbette gelecektir. Bize düşen kendi fanatizm ve taassubumuzu görüp tevbe etmektir. Bu süreç içinde de hatalarımız olmuştur. Onları da belki ileride karşımıza çıkacaktır. Eğer takvalı davranırsak ki bize düşen takvadır, gönüllere sekine kesin gelecektir. Bu fanatizm yangını ise
elbette ki sahiplerini yakacaktır diye söyleyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.